Şu anın bu fakir refleksleri bizi bitiriyor ya. Bu abimiz buranın meşhur simalarından. Kırmızı taş yani Rode Stein Meydanı. Çocuk kitapları okuyoruz Hollanda'da. Çalınan eserlerden bazıları Ukrayna'da bulunuveriyor. Niye gelmemişiz dediğimiz bir yer oldu. Büşra koş koş yer kap dedi, ben de dayanamadım koşturdum. Yarım ev anlamına geliyor. Şu an ikiye bölünmüş gibi bir ev var. Burası Horn'un ikinci en ünlü meydanıymış. Horn limanındayız arkadaşlar. Biz çok beğendik. Horn'a gelin bir de. Aynen. Büşra'nın üzerindeki monta bakın hele. Aman bre. Büşra'nın montu. Aynı malzeme, aynı desen. Tell me all about your day. All the highs and lows you faced. Wanna see. Ya şimdi... Türkiye'deki alışkanlıkları kaybedemiyoruz arkadaşlar. Trende herkes yetecek kadar yer var. Ama öyle tren açılınca Büşra koş koş yer kap dedi. Ben de dayanamadım. Koşturdum trenin içinde. Hemen yer kaptım. Karşıdan da bir tane eleman geliyordu. Göz göze geldik falan. Trende yer var. Adam bana bakıyor. Bu salak niye koşuyor diye. Ya o hissiyatı kaybedemedik ya maalesef. Bazı şeyler baki kalıyor. En güzel yeri kaptık bence. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Hollanda Horn'dayız. İlk defa geldik. Burası bir liman şehri. Gerçekten burayı çok merak ediyoruz. Sadece tripodumuz kırılmıştı. Action'a girdik. Hemen böyle uygun fiyatlı bir tripod bulduk. Action. Biz. Haydi bakalım. The wind is roaring my heavy song. Arkadaşlar bu abimiz Theodorus Velius. Buranın meşhur simalarından, bilindik eski kulağı kesiklerden. Kendisi doktor, tarihçi ve aynı zamanda yazar. Sizler de bilirsiniz eski tarihlerde biri bir şey olduğu zaman her şey oluyordu. Bu da onlardan. Ve bugün Horn'da olduğumuzu söylemiştik arkadaşlar. İlk durağımıza geldik. Şu anda Halve House'dayız. Yarım ev anlamına geliyor. Şu an ikiye bölünmüş gibi bir ev var. Evet arkadaşlar şu an Hollanda, Horn'da neredeyiz? Adını söyle buranın. Bilmiyorum. Maria Toren. Nasıl bilmiyorum be? Maria Toren mı? Hareketlere bak hareketlere. Maria Toren diyeceğim. Maria Toren mi? Burası adını yerine kurulduğu bir manastırdan alıyor. Eskiden de barut deposu olarak kullanılıyormuş. Aha şu bina bu. Böyle komple burası barut. Pis 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 pis. Instagramlık. Burayı çok beğendik arkadaşlar. Bu zamana kadar niye gelmemişiz dediğimiz bir yer oldu. Kesinlikle. Hani bu Volendam'ı mesela çok beğendik. Edam'ı çok beğendik falan. Oralara gittik. Ama burası neden bu kadar ünsüz anlamadık. Yani burası bence en az oralar kadar var ve gayet tatlı bir yer. Mutlaka gelin. Bizim bayağı hoşumuza gitti. This is my kingdom. This is my kingdom. Bu Büşra'ya kişisel gelişim videolarını izletmemek lazımdı. Çok fazla kişisel gelişmiş, yani gereksiz bir gelişme var ortada. Ne yapıyorsun ya? Evet, bu Orta Doğu despotluğumun ilk adımıydı. Şu an Büşra'ya çok kızdım. Kocan kızdı sana şu an. Ne hissediyorsun? Komik. Yeni nesilde kocaya saygı yok. Evet
arkadaşlar, her şehirde olduğu gibi burada da bir tane kilise bulduk. Bu arkamızda gördüğünüz Hrote Kerk ve burası da Kerk Plain, yani kilise meydanı. Burası Horn'un ikinci en ünlü meydanıymış. Birincisine de az sonra gideceğiz. Bizim aslında en ilgimizi çeken şeylerden bir tanesi kilisenin en tepesinde bir rüzgar gülü var ve bu deniz kızı şeklinde. Çekebilirsek onu da görüntülere ekleriz. Arkadaşlar bir iki bir şey eklemek istiyorum. Bu kilise kilise olarak kullanılmıyor şu anda. 1900'lü yıllarda ibadete kapatıldı burası. Gördüğünüz gibi üst katları falan böyle hani farklı farklı camlar var ya. Üst katları arkadaşlar normal konut olarak kullanılıyor. Alt katları da dükkan olarak kullanılıyor. Yani tabiri caizse kiliseleri dükkanlara çevirmişler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda Rodestein'deyiz. Horn'un en ünlü meydanı. Hollandaca kırmızı taş anlamına geliyor arkadaşlar. Zamanında bu meydanda idamlar oluyormuş, uzuv kesmeler oluyormuş. Dolayısıyla meydan adını akan kanlardan almış. Etrafta bir sürü kafeler var. Hatta belki biz de birazdan bir kahve alırız ısınmak için. Aslında böyle araştırıyoruz, tarihiyle ilgili şeyler okuyoruz. Ama herkesin ilgisini çekmediği için böyle en temel şeyleri söylemeye çalışıyoruz. Kimisi biraz daha böyle belgesel tadında videoları seviyor. Kimisi de biraz daha böyle sadece konuşmalı, muhabbetli videoları seviyor. İkisinin ortasını bulmaya çalışıyoruz aslında. Öyle. Ne yapsak, kahve mi alsak? Çayımız var. Kahveye para vermeyelim. Kahveye vereceğimiz parayla kendine bir tane daha mont alırsın. Ooo, ben şok. West Fries Museum'dayız. Bu müzeyi önemli kılan şey, size demin bahsettiğimiz o kırmızı taş, idamların yapıldığı taşın gerçeğinin bu müzede sergileniyor olması. Onun haricinde 2005 yılında müzenin bir kuruluş yıl dönümü burada kutlanırken 4 kişi buradan 21 tane tablo çalıyorlar arkadaşlar. Ve gümüş koleksiyonun bir parçası çalınıyor arkadaşlar. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? 2016 yılında çalınan eserlerden bazıları Ukrayna'da bulunuveriyor. Minecraft köpek gerçek olamaz. Bu arada arkadaşlar, ilginç bir bilgi olarak Horn, Amerika kıtasının en güney ucundaki Cape Horn'a da ismini veren yermiş. Aslında birçok Hollanda şehrinin ismi daha sonradan inşa edilmiş veya bulunmuş şehirlerin çoğunun isminin temelini oluşturuyor arkadaşlar. Mesela hepinizin bildiği New York'un adı önceden New Amsterdam'dı. Amerika'daki Harlem şehrinin adı Hollanda'daki Harlem'den geliyor. Çok enteresan bir sokak gördük. Buradan içeri girmemiz gerekiyor. Navigasyon buradan veriyor. Bilmiyorum, inşallah sığarız yani. Hadi gel bakalım. İn lan aşağı. Düşeceksin oradan. İn. Eşşe ol eşek. Hacı. Cigara var mı cigara? Hacı. Hacı cigara var mı? Anam ne rahatmış burası. Oturacağım, kalkmayacağım. Şu an Horn limanındayız. Sizin de gördüğünüz üzere kuşlar, böcekler, ördekler, etrafta heykeller, güzel güzel şeyler, sular, mular, cartlar, curtlar, güzel bir yer. Tavsiye ederim. Arkadaşlar şurada saksafon işareti var, görüyorsunuz. Ve şu an kilisenin içinden müzik geliyor. Şu anda Hrote Ost diye bir caddedeyiz. Horn şehrinin ilk caddelerinden birisiymiş. Gerçekten böyle çok tatlı sokaklar var. Gelirseniz bakabilirsiniz.
şu anda Osterport olması lazım. Şehrin kapısına doğru gidiyoruz. Galiba son bir durağımız kaldı ondan sonra. Sonra da dönüş yoluna geçeceğiz. Ama evet. Yani burayı gerçekten çok beğendik. Hollanda'da yaşıyorsanız bence burayı mutlaka görmelisiniz. Amsterdam'a çok yakın. Yani trenle herhalde bir yarım saat falan sürüyor Amsterdam'a. Biz de Leiden'dan bir saatte geldik. Arkadaşlar şu an Osterport'tayız. Osterport şehrin eskiden olan 4 giriş kapısından günümüzde sadece ayakta kalan bir tanesi. Burası şehrin giriş kapısı. Şirinlerin evini bulduk. Çok enteresan küçücük bir yer gördük. Kız Allah seni ne güzel yaratmış. Durağımıza geldik. Burası bizim çok ilgimizi çekti. Yani ilk defa burayı araştırırken öğrendik. Burası Stoomtram olarak geçiyor. Aslında böyle bir müze ve aynı zamanda otantik buharlı bir tren. Müzede arkadaşlar işte film görüntüleri, röportajlardan alıntılar, fotoğraflar, belgeler gibi şeyler bulunuyormuş. Aynı zamanda arkadaşlar bu buharlı trenle 126 kilometre uzunluğunda bir yolculuk yapabiliyorsunuz. Çok güzel bir yolculuk olduğu söyleniyor. Özellikle ilkbahar aylarında çok daha güzel manzaralar görebiliyormuşsunuz bu yolculuk sırasında. Kesinlikle denemek istiyoruz. Bu şekilde şimdi trenin önden görüntüsünü görebilirsek size göstereceğiz. Bugünkü videomuzun da maalesef sonuna geldik. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bildirim çıbığı. Evet, o da önemli. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Horna gelin bir de. Ha, aynen. Arkadaşlar, Büşra'nın yani montunu beğendiniz mi? Ben yaptım adı. Köyden gelen aba vardı bizim. Çobanlık yaptığımız zaman diliminden kalan ondan dikiverdim. Kaç aldın ikinci elden? Kaç aldım? Bilmiyorum yani 1 euro falandır yani. 1 euro, 2 euro. Ne kadar da kelepirici bir bayansınız. Arkadaşlar, Büşra'nın montunu görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel. Good morning people. Today we are in a Horn, and Horn is really historical place for us, you know, because of the architecture, the some buildings, the city center is really historical, and this is really great city. Var var, Cinderella var. Onu tabii nasıl söylediğini bilmiyorum da, sindirim sistemiyle alakalı bir hikaye. Hüsra'nın ponçik ruhuna hitap eden Nutella var. Hemen şu heykelin önünde gördüğünüz kırmızı taş var. Bu sembolik bir taş. Asıl orijinali müzenin içerisinde. Hemen bu heykelin arkasında müze var. Orayı da size göstereceğiz. Bugün termosumuzdan rooibos çayımız var. Termosumuz neden böyle yarısı yenmiş gibi duruyor? Evet. Ya ondan sonra bana laf yapıyorsun yani. Kardeşim senin irite olduğun şeyleri ben yapmamaya gayret ediyorum. Bana laf yapıyorsun. Benim irite... Ya size şeyi söylemeyi unuttuk. Bu bulunduğumuz Rodestein meydanı 6 tane sokağın kesiştiği bir meydan. 6 tane sokak var. Böyle bunlardan 4'ü büyük, 2'si küçük. Güzel yani. Devam edeceğiz şimdi. Devam edeceğiz. Beni çektin mi? Burada arkadaşlar o kırılış o kuruluş yıl dönümündeki binanın adını bir daha söyler misin? Bu binanın ismi De Wah. De. Ne? De Wah. De Wah. Wah. De Wah dedin. Wah dedim ben de. De ya. Bir tane daha var. Acıktıysan sandalye. Bu kadar değil mi? Sokma kamerayı.